Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımını bitirmiştik. Testleri çözüyorduk. Ve şu anda test 4'ün çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 233 ve 234 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yarı çapı 20 cm olan küre merkezden 16 cm uzakta kesiliyor. Hemen şöyle bir küre çizelim seninle birlikte. Çizdik ve yarı çapı da kaçmış bu kürenin? Hocam 20. Merkezden 16 santimetre uzakta kesiliyor. 16 santimetre uzakta kestiğim zaman küre kesildiğinde her zaman bir dairedir ve şu 16 santimetre uzak. Arkadaş şunu da şöyle çizecek olursak. Bu çap ya e, tam merkeze denk gelmek zorunda ya. O zaman bu iki eşit parçaya böldü. O zaman merkez krişe çektikten burası 90 derece olmak zorunda. Zaten çember muamelesi yapın diyoruz değil mi şeyde kürede? E, hocam ne yapacağız bundan sonrasında? En etkili silahımız neyse onu yapacağız. Çemberdeki en etkili silahımız kürede de en etkili silahımız aynı zamanda. Yarı çap 20. E 16 20 ne? Üçgen 12 16 20 üçgeninden burayı 12 bulduk ve şu kere kestinin yarı çapını 12 bulduk. Oluşan kestin alanı nedir? Pi 12'nin karesidir. Yani 144 pi'dir. Cevap böylelikle akçay çıkar. Birinci soruda geldik ki küre sorusu. Aslında bir çember sorusu. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. E hocam şuraya A dersem yarı çap uzunluğu artı 2. Burası da artı 2 olur. Pisagor. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesi deyip işlem 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 de A'yı bulursunuz. Ya da hocam ne var burada? 4 var. 3, 4, 5 üçgenidir büyük ihtimalle. A yerine 3 koyarsam 3, 4, 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. A'yı 3 bulduk. Dolayısıyla yarı çarp 5 çıktı. Türenin yüzey alanı isteniliyor bizden. Yüzey alanı da 4 tane pi, r kareydi. 25 çarpı 4'ten cevap 100 pi çıkar. Evet ikinci soru balıkesir olur. 3'e geldik. Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 10 cm olan silindir içerisine bir miktar su bulunmaktadır. Bu silindirin içerisine yarıçapı 3 cm olan demir bilye atılınca. Yalnız yarıçapı 3 cm olunca bu soru hataya düşüyor. Çünkü su seviyesi kabın yarısına denk geliyor. Çünkü demir bilyeyi içine attığım zaman çem, e, kürenin yarıçapı kaç? 3 ya. 3 3 6 yarısına gelse bile tamamı suyun içine batmamış oluyor. Biz burada şunu Şöyle değiştirelim. O zaman cevap da değişecek tabii ki. Çapı diyelim. Çapı 3 santimetre olan demir bilye atılınca su seviyesi kabın yarısına gelsin. Yani bir yarı çapı 3 santimetre olan bir demir bilye attım. Bunu attığım zaman ne olacak? Yarı da 3 santimetre 3 bölü 2 olunca çapı şöyle 3 santimetre olunca çapı en azından suyun içinde kalmış oluyor. Bu su seviyesi de biraz yükselecek ya böyle. Bir tık yükselecek ve burası 5 su seviyesi yarısına kadar gelecek. Yani buraya da 5 eksi x mi kaldı o zaman? Evet çünkü tamamı 5 olduğundan E bir suyun içerisine bir cisim attığımız zaman hacmi kadar su yükseliyordu. Yani şunun hacmi ile kürenin hacmi birbirine eşit olacak. Bunun yarıçapı kaç? Şöyle baktığımız zaman 4. O zaman diyeceğiz ki pi 4'ün karesi. Pi 4'ün karesi. 4 çarpı 4 yazayım onu. Pi 4'ün karesi çarpı yükseklik. Yani 5 eksi x neye eşit olacaktır? 4 bölü 3 pi r küp eşit olacaktır. R de 3 bölü 2 ya. R küp de 3 bölü 2'nin kübü. Yani 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 yazalım bunun yerine de. Pi'ler nanay olsun. 4'lerden birer tanesi gitsin. Şuradaki 3'lerden birer tanesi gitsin. 9 bölü 8. 4 buraya bölü olarak geçecek. O zaman 5 eksi x eşittir. 4 kere 8 32 ya. 9 bölü 32 yapar. O zaman buradan da 5 eksi 9 bölü 32 eşittir x yapar. Bu kaç yaptı? 160 yaptı. 160'dan da 9 çıkınca 151 yapıyor. Evet x'i de böylelikle ne bulmuş oluruz? 151 bölü 32 olarak bulmuş oluruz. Yani şunu değiştirelim. 151 bölü 32 diyelim. Cevabı da 5 seçeneği olarak yapalım. İlk baskıda cevap anahtarı böyle olsun. Sonraki baskılarda bu düzeltilmiş hali zaten karşınıza gelir. Çünkü ilk haliyle soru hatalıydı. Suyun dışına taşıyordu. E tamamen battığı zaman acı bir kadar su yükseltmesine bakacağız. Haberiniz olsun. Evet, cevap böylelikle işlem hatası yapmadık değil mi? 5 2 10, 15 160, 1660. 9 çıkınca yok. 151 32 oldu. 3. soruda geldik. 4. soruya. 4. soruda yarıçapı 15 cm olan bir kürenin merkezinden 9 cm uzakta kesitinden bahsediyor. Şöyle bir küre alalım. Birlikte çizelim. Şu küreyi aldık daha sonra şöyle çizdik şeklinde Yarı çap 15 santimetre. Bir kürenin merkezinden 9 santimetre uzakta kesiti. Hocam 9 santimetre uzakta kesiti. Hop şöyledir. 9 santimetre uzakta kesiti. Bu da çapıysa. Hocam iki eş parçaya Merkez kiriş çektik. E, 90 derece olacak. Yarı çapta zaten kaç verilmişti? 15 verilmişti. 9, 15. Ne üçgenin? 9, 12, 15 üçgeninden 12 olur. İşte bu şekilde bir kesit aldık. Bana diyor ki. Bu kesitin taban kabul eden en büyük koni. Hocam bu kesiti taban kabul eden bir koni oluşturacak olursam eğer kürenin içerisinde o da ya bizim şu yukarı doğru olmak zorunda ya da aşağı doğru olmak zorunda. Tabii ki en büyüğü olması için aşağı doğru olan şeyi konuyu alacağız. Yani şunu seçeceğiz. Hocam konunun yüksekliği lazım. Al sana konunun yüksekliği. Ee, yarı yarıçap kaçtı? 15'ti. Burası da 15. Konunun yüksekliği de kaç olmuş oldu o zaman? Şöyle bakacak olursak 15 9 daha 24 olmuş oldu. İşte bizden hacim isteniyor. Pi r kare yani 12'nin karesi. 12 çarpı 12 diyelim. Çarpı yükseklik. Yükseklikte kaç? 24. 24 bölü 3'ü unutmuyoruz. Hocam bunlar bunlar sadeleşti. 8. 144 ile 8'in çarpımı olacak. 144 ile 8'in çarpımı bir de pi olacak. 4 kere 8. 32. son ikili olacak. son ikili olan da bu oluyor. Zaten bununla 144 ile 8 çarpınca da 1152'yi de bulursunuz. Dolayısıyla işlem hatası yapmadıysak doğru cevap D seçeneği oldu. Dördüncü soruda geldik 5'e. Şekilde O2 merkezli koniye içten teğet küre ve O1 merkezli işte bu şekilde. Koni içinde teğet bir ne var? Küre var. Koninin yüksekliği hemen yüksekliğini çizelim. 12 olarak verilmiş. Kürenin çapı 8, yarıçapı 4. Arkadaş şuraya kadar ki yarıçapı 4. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapalım. Kürenin de yani koninin de bu teğet yarıçapını çizelim şöyle. Bu arada burası da 4. Koninin yüksekliği de 12 idi. Hocam 12 olduğuna göre o zaman buraya 8 kaldı. Aa burada ne güzel bir şey çıktı. Hocam ne çıktı burada? Bir dik üçgen çıktı. Merkez T'ye çektik yapınca. Ve 90'ın karşı 8 iken 30'un karşı 4'tür. 30 bulduk burayı. E hatta burası da kaç oldu? 60 oldu. E, koninin hacmi kürenin hacminden kaç santimetre küp fazladır diye soruluyor. E ben koninin yer çapı lazım bana. Tamam yüksekliği de belli. Bitti arkadaş. 60'ı karşısı burada belli mi? Belli. 60 karşı 30 60 90 üçgen çıktı büyük olan da. O zaman hocam burası 60 karşı 12 ise burası 12 bölü kök 3'tür. Kök 3 çarparsam 12 kök 3 bölü 3'den 4 kök çıkar. Tamam şimdi koninin hacmi. Hadi koninin hacmini hesaplayalım. Hocam pi 4 kök 3'ün karesi. 4 kök karesi 48. Pi r kare çarpı h. de 12 ya bölü 3. Şeyden ne kadar fazladır diye soruluyor. Kürenin hacminden. O da 4 bölü 3 pi r küpten ne kadar fazla olduğunu bulacağız arkadaşım. Ondan onu çıkartacağız yani. E arkadaş şunlar şunlar sadeleşince buraya ne kaldı? 16 kaldı. Sen e, ya da direkt şunları sadeleştirelim. Daha kolay çarpacağım galiba. 4 ile de 48 çarptım da 4 kere 8 32. 4 kere 4 16. 192 pi yaptı burası. Eksiği e, bu 4 kere 4 16 64. 64 ile de neyi çarpacağım? 4 çarpacağım. 64 ile 4 çarpınca da kaç yapıyor? 256 yapıyor. 256 pi bölü 3 yapar. O zaman 3 ile 192'yi çarpıyor. 3 kere 2 6, 3 kere 9 27. 3 kere 1 3 elde var 2 7. 576 pi eksi 256 pi bölü 3 yaptı. O zaman 576'dan da 256'yı çıkartırsam sonu sıfırlı olacak. 7'den 5 çıktı. 2 bu da 320 mi yapıyor? Evet 320 pi bölü 3 mi çıkıyor cevap? Aynen öyle. Yani cevap böylelikle 5. soruda akçay olur. Geldik 6'ya. Karpuzdan bir dilim alınmış böyle. Şekilde o merkezleri R'ye çaplı küre şeklindeki karpuzdan alfa derecelik dilim çıkartılıyor. E, toplam yüzey alanında değişmemesi için alfa kaç derece olmak zorundadır diye soruluyor. Hmm. Şimdi ben bunu ne yapmışım? Alfa derecelik aldım. Alfa derecelik alınca buradakindeki de toplam yüzey alanının değişmemesini istiyorum. Toplamda yüzey alanı 4 pi r kare değil mi? Evet. Şimdi ben bunu çıkarttığım zaman ne olacak? Hocam çıkarttığım zaman şöyle buradaki alan eksiliyor değil mi? Yani eksilen alanla artan alanın birbirinin nötrlemesi lazım. Alanın değişmemesi için. Hocam buradaki alan ne oldu? Fazlalaştı değil mi? Yok çıkarttığım zaman burada kalan azalıyor pardon. Ama buradaki yanaktaki kırmızıdaki yani Şuradaki alanlarda ne yapıyor? Bak bir burada yarım daire, bir de öbür tarafta yarım daire var. Orada kalanlar da artıyor. Ben ne istiyorum? Şunun yüzey alanının değişmemesi için parça çıkarttığım zaman ne yapıyorum? Önceden tüm tüm alanı hesaplamak istiyorsam ne yapıyorum? Tüm alanı yazıyorum, ardından e, eksilen alanı çıkartıyorum. Fazlalaşan alanları da ne yapıyorum? Ekliyorum. E ben bunu çıkarttığım zaman bak şuradaki yüzey gitmiş oluyor. Bu yüzeyi çıkartacağım. Yani eksi bu yüzey küre yüzeyinin alanı 4 tane pi r kare e, 4 tane pi r kare alfa bölü 360 değil midir burası? Evet. Normalde 4 pi r kare tüm yüzey alanı alfa bölü 360 bu yüzeyinin alanı verir bana. Ama ekstradan da şu yüzey alanları, şu karpuzun içerisinde eklenmiyor mu? 2 tane daire, yarım daire girmiyor mu? E o zaman orayı da ekleyeceğiz. 2 tane yarım daire tam daire yapıyor. Artı pi r kare yapıyor. Yani bu yüzey alanının değişmemesi için bunların birbirini götürmesi lazım. Yani bunların birbirine eşit olması lazım. Yani pi r karenin 4 tane pi r kare alfa bölü 360'a eşit olması lazım. Pi r kareler gitti buradan 4'le de bu sadeleşti 90 yaptı. 90 öbür tarafa attık. Alfa da neye eşit oldu o zaman? 90'a eşit oldu. Yani cevap böylelikle denizli oldu. 6. soru gerçekten güzel bir soru. Tam da sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Dikkat edin. Okuldaki sınavınızda da çıkar. Yüzey alanındaki değişimi bulmak için yapılan bir hamle. Güzel bir hamle. Ve cevap denizli. Geldik. 7 soruya. Küre merkezinden 8 cm uzakta bir düzlemle kesilmiştir. Tamam arkadaşım. Hemen burada e, kesti bir dairedir zaten. Tam merkeze. Merkezler arasındaki uzaklık 8 cm'dir. Bu da yarı çap. Bu, yarı, bu da yarı çap. O yüzden burası da 90 derece olmak zorunda. Oluşan kesitin alanı 36 pi demiş. Yani 36 pi eşittir pi R kare diyecek olursak yani R'ye buradan 6 gelir. Şunun yarı çapı 6 geldi. En etkili silahımız yarı çaptır. Al sana yarı çap. 6, 8, 10 üçgeni çıkar burada. E, yarı, kürenin yarı çapını ne bulduk? 10 bulduk. Kürenin yüzeyi alan isteniyor. 4 tane pi R kare olacaktır. O da 400 pi yapar mı dostum? Yapar. Cevap Akçay yaptı. 7. soruda. Geldik 8'e. Zeminde bulunan ve taban çapı ile yüksekliği x birim olan dik dairesel silindirden bahsediyor. Bak taban çapı yani yarıçapı kaç olacak? x/2 olacak ve yüksekliğimiz de x olacak. Şimdi bir bardağın üzerine böyle bir top konulmuş küre şeklinde. Aslında silindirin şu şekilde olması lazım ya. Silindir bu şekilde olup o kürenin içine girmesi lazım değil mi? Şeklin bu şekilde olması lazım. Alttaki şeklinde gözükmemesi lazım. Neyse. Şimdi burada ne yapacağız? Yarıçaplar bizim için çok önemli. Hocam merkez giriş çektik yapınca tabii şuradaki şeye böyle de çizelim yarıçapı. E bu da yarıçap değil mi? Evet, bu da yarıçap. Hocam burası 5. Şuranın ne olduğunu bilmiyorum aslında bulabilirim. Şuraya kadar kısma ne kaldı arkadaşım? Şöyle 10 kaldı. E ben şuranın da zaten x olduğunu biliyorum. Buraya 10 eksi x mi kaldı o zaman? Evet. E en etkili silahımız. Bak bu da 90 derece oldu. Ondan dolayı en etkili silahımız da yarı çap çizmek. Al sana yarıçap yarı çap. da 5. Ve buranın da ben x bölü 2 olduğunu biliyorum. Yap burada Pisagor'unu. 5'in karesi eşittir x bölü 2'nin karesi artı 10 eksi x'in karesi mi? Evet. Şu 5 de burası. Burası da x ya. Buraya da 10 eksi x kaldı. 10 eksi x'in karesi olacaktır. Buna göre x kaçtır diye soruluyor bize. Arkadaş burada işlem işlem işlemle sonuca ulaşabilirsiniz aslında. Ama valla 5 var ya büyük ihtimal 3 4 5 üçgendir. Hocam burası 4 olursa x'in 8 olması lazım. O zaman 8 koyarsam 2 olur burası. E burası 3 olursa ne olacak? O zaman x'in 6 olması lazım. x yerine 6 yazarsam burası da 4 oluyor. 3 4 5 sağlamız tutuyor. Yani x bölü 2 3 ya x'i buradan 6 buluruz. İşlemle de 6 buluruz. Zaten bizden de bu isteniyor. Dolayısıyla cevap 6 çıktı. 8. soru Denizli oldu. Geldik 9. soruya. O küreler konmuş. Çemberler birbirine diyorsa hemen merkezleri birleştir ve merkez teğet çektik olaylarını da yapacağız değil mi? Merkez teğet çektik, merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Çemberler birbirine diyorsa merkezleri birleştir, merkez teğet çektik yaptık. E tamam bu hamleleri yaptıktan sonra Yarı çapları 3 santimetre olan kürelerden bahsediyormuş. Her şey çıktı meydana. 3, 6, 9, 12. Evet bunun yüksekliği 12 oldu. Hatta burası 3 ya. Burası da 3 değil midir? Evet silindirin yarı çapı da 3 çıktı. Şimdi bu silindirler arasına da su eklenecekmiş. Yani su eklenen suyun hacmi nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız arkadaş burada? Yapacağımız hamle belli. Ne yapacağız? Tam kenarlara teğet olacak şekilde olmuş ya yapacağımız hamle aslında belli. Nedir? Hocam silindirin hacminden pi r kare çarpı h'tan ni iki tane küreyi 4 bölü 3 pi r küpten 3 üç tane 3'ü bu şekilde yazayım. 2 tane varı çıkartacağız. E, bu pi'yi de 3 alınız demiş zaten. Burada da pi'yi de 3 alalım. Bu hesabımızı yapalım. Arkadaş burası 3 kere 3, 9 27. 27 ile 12'yi çarpacağız. Ya da dur bakayım 9 9 ile 12'yi çarpı 108. 108 ile 3 çarpmam daha kolay olacak. Ee, 324 yaptı burası. Yani burası 324. Eksi şu üçlerden birer tanesi gitti. O zaman burası 3 kere 3 9. 27. 27 e, 2 ile çarptı 54. 54 ile 4, 4 çarpınca 4 kere 4 16. 4 kere 5 20. 216 yaptı. 324'ten 216'yı çıkartırsak işlem hatası yapmayayım. 324'ten 216'yı şu şekilde çıkartayım. Ee, 8. Sonu 8 ne olacak? Vallahi galiba kaç geliyor? 108 geliyor galiba. E buradan da zaten 0 geldi, buradan da 100 geldi. Evet, cevap böylelikle 108 yapar dostlar. Evet 9. soru böylelikle evet olur. Geldik 10. soruya. Küre şeklindeki bir futbol topu ile voleybol topunun zemin üzerindeki konumu verilmiştir. Evet A noktasında zemine teğet burada da B noktasında zemine teğet olarak verilmiş. E burada merkez teğet çektik yapacak olursam tam A noktasına gelmiş bu mavi çizgide burada. Burada da merkez teğet çektik yaparsam. Hocam 90 90 90 burada bir dikdörtgen çıktı. Yani buraya R R dersem burası 2R ise burası da 2R yapıyor. Ee, burada da merkez T'ye çektik yapacak olursam hocam buradaki dikdörtgenden dolayı da burası da 2R oldu. Verilen bilgilere bakayım. Şunlar dik verilmiş. KL uzunluğu 12 verilmiş. Şu uzunluk 12 birim olmasını kullanacağız. Burası kök 58 verilmiş. Sonra T ile O arasındaki uzaklık da verilmiş. Bana burada uzaklık aynı zamanda şuradaki uzaklığı eşittir. O da kaç birim olarak verilmiş? 5 birim olarak verilmiş. Futbol topunun yüzey alanı 36 pi. O da 4 pi r kareydi. Yarı 2 2'de ya. 2 r'nin karesi yani bu. Bu neye eşit? 36 pi'ye eşit ya. Pi'ler nanay. E o zaman buradan 4 ile de 36 nanay. 4 r kare eşittir 9'sa r kare buradan 9 bölü 4 çıkar. 9 bölü 4'ten dolayı da r'yi de böylelikle 3 bölü 2 olarak buluruz. r 3 bölü 2. Hocam yani r 3 bölü 2 ise 2 r 3 yapar. 2R3 yapar. Burası 3 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 9 kaldı. Sonra e, burası 3 ise 3 Pisagor bağıntısı yap bakayım burada. 58'den 9 çıkar 49. Buraya kadar kısım 7 oldu. 7 ise dikdörtgenden dolayı yukarısı da 7 yapar. Benden K noktasının futbol topuna en yakın uzaklığı isteniyor. Hemen bir noktanın bir çembere en yakın uzaklığı bir sürü uzaklığı var değil mi böyle? Bir sürü uzaklığı var böyle. En yakın istendiğinde merkezi birleştirirsin böyle. Hatta mavi kalemle birleştireyim. Şu merkezi birleştirdiğinde tam buradaki noktası en yakın noktasıdır. Zaten yarı çapı da 3 olarak bulduk. E burası da 3 ya. Burada bir pisagor bağıntısı var mı? Var. 9 burada. Şurası kaç? 12. 9, 12. 15 üçgeninden burası 15 olur. E hocam 3'ü buradaysa buraya da 12 kalır. Dolayısıyla cevap 12 yapar. 10. soru açay olur. Ve böylelikle bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Test 5 var. Yani son test var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde, test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.